Projemizin ismi Mesleki Kütüphane. Olayımız şu, okullara gidip... Edirne'de Toplum Gönülleri Vakfı üyesi gençler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında lise çağındaki öğrenciler için mesleki kütüphane projesi geliştirdi. Müzikten bankacılığa pek çok alanda rehberlik hizmeti veren gençler, bugün İlham Ertem Anadolu Lisesi'ndeki son sınıf öğrencilerle buluştu. Toplum Gönülleri Vakfı üyesi, müzik öğretmenliği bölümü öğrencisi Ozan Tar, lise çağındaki gençlere meslek seçimi için yardımcı olduklarını belirterek, Edirne'deki diğer liseleri de ziyaret ederek öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Akran eğitimini benimseyerek rehberlik servisi vermek, kendi bölümlerimizi tanıtıyoruz. Atıyorum ben müzik öğretmenliği okuyorum. Müzik öğretmenliğine ilgisi olan lise öğrencileri gelip bizden belli sorularla yardım alıyor. Biz de onlara elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Olayın özü bu. Peki nasıl öğrencilerin ilgisi şu an sizde? Öğrencilerin ilgisi bayağı yoğun, güzel. Özellikle idare ve öğretmen çok memnun. Çünkü zaten böyle bir şey, böyle bir kariyer semineri tarzı bir şey istiyorlarmış. Bizim de böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmamız herkesi mutlu etti. Kesinlikle. Evet, ben buraya müzik öğretmenliğini kazanırken şunlar artılardı, şunlar eksilerdi. Yaşadıklarımı birebir aktarıyorum. Kesinlikle dediği gibi bir taraf tutmadan öğrencinin seçimine bağlı kalıyor. Aynı şekilde üniversitede kıyaslamıyoruz ya da bölümde kıyaslamıyoruz. Sadece bize gelen sorulara objektif biçimde yanıt veriyoruz, o kadar. Akran eğitimini benimseyerek tekrar söylüyorum. 15 farklı bölüm, 16 farklı makine mühendisliği, resim öğretmenliği, diş hekimliği, diyetisyenlik, PDR, sınıf öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, bankacılık, maliye, yani aklıma gelmeyen birçok bölüm var. Şu şekilde gittiğimiz liseye göre değişecek anladığım kadarıyla. Bu bizim ilk lisemiz. Ama mesela burada sözel ağırlıklı olduğu için sınıf öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği daha çok. Atıyorum biz sayısal sınıfımız vardı, onlar bilgisayar mühendisliğine daha çok ilgi gösterdi. Tamamen kitleye göre değişiyor. Sorum şu, sen de okulda okuyan toplumda zaten şöyle bir algı var. Öğretmen ol, devlete kapağı, çok rahat edersin gibi bir algı var. Şahsım adına konuşayım. Ben öyle bir algıyla hareket etmedim. Müzik öğretmenliği benim için çok farklı bir kavram. Öğrencilere müziği aşılayabilmek, onların ileriki hayatında çok fazla şeyleri değiştirebileceği için ben bu bölümü seçtim. Gelen arkadaşlarıma da aynısını aktarıyorum. Müziği seviyorsanız ve insanlara bir şeyler aktarabilecekseniz gelin diyorum. Yani o algıyla kesinlikle hareket etmiyoruz. Toplum Gönülleri Vakfı üyesi Simge Genç de okullarda öğrencilere kendi okudukları bölümleri tanıtarak bu bölümle ilgili bilgiler verdiklerini, son sınıf öğrencilerinde meslek seçiminde yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. Aslında anlatıyorum öncelikle sevdiği mesleği seçmeleri gerektiğini. Onun dışında hani bize soru soruyorlar işte mesleğiniz hangi ders ağırlıklı. Ondan sonra o konu hakkında bilgi veriyoruz. Hani kendi tecrübelerimizden yararlanıyoruz. Ya da mesela bazı arkadaşlarımız da şehir olarak falan sordu istediği üniversiteleri. Biz de bilgimiz varsa söyledik bu konu hakkında düşüncelerimizi. Böyle. Aslında biz şöyle bir şey, öğrencilerin hayatında önemli bir karar olduğu için onların hayatında bir rol oynamak istemiyoruz pek fazla. O yüzden bir taraf tutmuyoruz. Her iki tarafı da öneriyoruz. Seçimlerini doğru yönde iyice düşünerek yapmaları gerektiğini vurguluyoruz.